Sevgili ve güzel Canan, nasılsınız? Efendim? Hani girizgah yapmayacaktık? Hani yapmayacaktık? Tutamıyorsun kendini bir türlü. İlla bir girizgah yapacaksın. Yine de videoya başladık imleci gibi bir şeye ihtiyaç oluyor ya. Abi bizim hayatımız video değil miydi? Daha 2 dakika önce aşağıda. Vallahi evet, doğru söylüyorsun. Bunları konuşuyoruz devamlı ya. İnsan yiyecek bunu. Seninle bu güzide görüşmemizde başarı kavramını sağıyla soluyla, önüyle arkasıyla, aşağısıyla yukarısıyla tekrar bir ele almak istiyorum. Aşağı yukarı. TRT bir girişi oldu mu? Üstü ve altını tercih ederim. Aşağısı yukarısı çok hoş olmadı. Ya bir sorun var. Sorun da şu. Mecra mesajın kendisidir diye genel bir anlatı vardır. İletişimde de bolca kullanılır. Media is the message'in Türkçesi bu muydu? Yes. Wow, mecra mesajı. Biz İçimde bulunduğumuz sistemlerin bize verdikleri başarı havucuna çok konsantre devam ettiğimiz, tercihlerimizi bunun üzerinden yaptığımız bir hayat biçimi yaşıyoruz sosyal arenada. Bizi zaten iki temel şey motive ediyor. Bir tanesi korkular motive ediyor hareketlerimizi yönlendirirken. İkincisi de başarılar motive ediyor. Yani toplumun başarılı etiketi yapıştırdığı biçim motive ediyor. Bu korkuların motive ettiği konular üzerine epeyce Can Canan'larda da sohbet ettik. Beraber olarak da çok evrimsel bakış açısında hangi korkulardan kaynaklı nasıl hareket ediyoruz, o duygumuzu kaynağı çokça konuştuk. Biz başarı kavramıyla alakalı şu ağ toplumuna geçtikten sonra eski kabile dönemki başarı kavramlarının artık burada işlemediği muhabbetini de epeyce yaptık. Fakat şunu fark ediyorum. Hangi sistemin içindeysek o sistem bize yeni katmanlarla bir başarı havuçları yapısı doğuruyor ve bu bizim zihnimizi ve ürettiklerimizi çok belirgince etkiliyor görüyor. Belirgince kapitalist bir sistemin içerisindeyiz ve kapitalist sistem isminden de anlaşıldığı biçimde kapitali biriktirebildiğin ya da karlılığı biriktirebildiğin yeri başarılı buluyor. Öyle oluşa gelen bir sistem. Sürekli büyümesi gerekiyor. Büyümesi gerekiyor. Kapitali biriktirmesi gerekiyor. Birikmiş kapitallerin güçlü olduğu, saygın bulunduğu, anlamlı bulunduğu bir sistemin içerisindeyiz. Bu yüzden sen sistemin içerisinde ne yapa geliyor olursan ol, bir ölçme aracı olarak ben geliyorum. Senin işinin çok güzel bir ekmek yapıyor ya da işte ne bileyim terzi olabilirsin, bir eğitmen olabilirsin, yönetmen olabilirsin, her ne olursa olsun. Ben sonunda yanına geliyorum. Abi ne kadar param var diye soruyorum. Ya da bu işte ne kadar para kazandın diye soruyorum. Ya da ne kadar karlısın diye soruyorum. Öyle ya da böyle. Mala davara faydası var mala mı? Mala davara faydası var mı diye soruyorum. Ve yani o standart sistemin sorguladığı şeyle beraber senin yaptığın işin kendisinin başarılı olup olmadığını ya da iyi olup olmadığının ölçeğini de sistemin getirdiği bakış açısıyla tekrar biçimlendiriyorum. Şimdi kendimize baktığımızda bu muhteşem bir sohbet çelişkisi yaratıyor hayatın içerisinde. Yani sen sanatsal anlamda bir şey üretiyor olabilirsin. Fikir, bilgi, değer anlamında üretiyor olabilirsin. Ürün anlamında üretiyor olabilirsin. Ama o ürününün kendisini, o ürettiğin fikrin ya da sanatsal nesnenin kendisinin yeterli kamuoyuyla buluşmasını sağlayacak teknolojileri kullan, yani kapital sistemin içerisinde yeterli varoluşu kendisini sağlayamıyorsan eğer, yaptığın ya da ürettiğin şeyi kendisi kapital biriktirmiyor. Kapital biriktirmiyor da ne üretirsen üret başarısızsın. Bu da şöyle bir başka sorunu da yanında getirdi. Bu çelişkiyle sen nasıl baş ediyorsun soracağım sana. Ürettiğin şeyin önemsiz olduğu sadece doğru dağıtım, insanlarla doğru mecrada doğru ilişkileri kurma gibi bu ürettiğin şeyin kapitale dönüşmesini sağlayacak teknolojileri, teknikleri iyi kullanarak, burayı hackleyerek, ürettiği şeyi önemsiz seviyeye getirerek, böyle çok fazla ürün var biliyorsun. Tabii. Hızlı bir şekilde sadece kapital biriktirebildiğin için başarılı kabul edildiğinde bir fotoğraf da doğabiliyor. Abi ne ürün ürettin? Ürünler bayağı adam 3 tane kitap yazmış. Vasat yani hani kitaplar, hani kitabı okusan ama bir şekilde o kitapları bir gerekçeyle dağıtmanın, işte şirketlerle ilişki kurmanın, bilmem ne, insanlara ulaşmasının bir yöntemini, yolunu yöntemini. Ya da eşref saatine denk gelmenin falan. Gelmenin, şanslı olmanın bazı avantajlarını vesairesini bir yerde bir biçimde kullanmış. Ve o kullandığı şeyin kendisinden kapital elde ettiği için kendisinin başarılı olduğunu düşünüyor ya da yapılandırıyor. Şimdi burada bu bir sorun ya da sorgu. Sistemle ilişkiye girdiğimiz her yerde yönetici diye karşılaştığımız insanların önemli bir kısmının başarı ölçütü de böyle biçimlendiği için sen şey diyorsun ya ben bir şey üretmek istiyorum, bunu çok başarılı olacağını düşünüyorum dediğinde paydaşlara ihtiyacım var ve bu paydaşlar seninle sadece
kapital biriktirebilme motivasyonuyla paydaş olabiliyor. İşi kendisini ölçemiyor. Kıble orası yani. Kıble orası yani böyle yürüdüğümüz bir şeyin içerisindeyiz, bir sistemin içerisindeyiz. Başka bir sosyalist bir sistemde olsaydık belki başarı kavramı başka biçimde değişiyor olacaktı. Ya da İslami bir sistemde olsaydık başarı kavramı değişiyor olacaktı belki. Kapital bir sistemde böyle kaçınılmaz bir şekilde. Burada İslamisin. Bugün 30 rekat bonus kılıyor. Başarı kriteri ne olabilir? Başarı evet yani bilemiyorum orada. Bence bu arada aslında İslami sistemlerin önemli bir kısmı, bu arada dini sistemlerin önemli bir kısmı kapital sistemlere çok yakınlar. Vatikan'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ya da bu bölümün sponsoru Vatikan. İyice yaksınlar kalın. Şimdi bu bunun oluşturduğu fotoğraf ya da bunun oluşturduğu şeyde bireysel olarak sen ürettiğinin iyi olup olmadığına, bunun aynı zamanda satılır olup olmadığı ya da satılmasıyla alakalı becerilerin eklentisiyle o dengeyi nasıl kuruyorsun? Kendini, sen başarılı bir adamsın, popüler bir adamsın. En son yılbaşı programı musun? Popülerim. Popülerlik ayrı. Ama başarılı mıyım onu bilemem. Şu andaki ölçekte Nevzat Arhan'ın güzel bir lafı vardı burada. Dur bakalım dedi. Başarı ölürken ölçülebilecek bir şey. Yarı yoldayken başarı ölçülmez dedi. Çok, çok hava attı bana konuyla alakalı. Ben biraz önce verdiğin kıstaslarla ben başarılı bir adam değilim. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok okunan adamlarından biri olabilirim ama mesela kitap satışlarım falan hiç öyle havalı değil yani. Hatta şey bana birkaç sene evvel sevgili Mümin Sekman geldi. Hocam dedi sana şöyle bir kitap yazmak lazım. Her şey seninle başlar 1,5 milyon falan sattı herhalde. Abi dedim ben yapamıyorum öyle hani benim şeyim değil. Benim mesela o kitabı ortaya koymak. Benim tek ilgilendiğim o. Senede beni iki kere yayın evinden ararlar. Hocam şu kadar sattı, şu kadar telif. İyi yatırım bankaya diyorum. Hani çok bildiğim bir şey değil. Bu arada hakikaten şeyi de yolda öğrendim yani. Türkiye'de bir Orhan Pamuk falan değilsen yayın yaparak hayatını geçirmen mümkün değil kitap yazarak. Ne kadar popüler olursan o. Yani şey anlamında söylüyorum. Ne kadar popüler, çok popüler olursan ancak çalışıyor. Ama bu düzeydeki bir popülerite mesela o anlamda sana bir başarı getirmiyor. Ama ben hep başarı benim takık olduğum bir kelime. Televizyon programında bile en tehlikeli kelime diye defaatle üstüne vuruyorum. Çünkü bir kere bir anlamı çok değişken ya. Hep duruma göre de değişiyor. Ve genellikle maalesef kaç para alıyorsan buna bağlanıyor iş mesela çoğu yerde. Yani bir çocuğun okulu bitirip de işte bilmem ne diploması, onur derecesi falan alması işsiz kaldığı zaman 5 para etmiyor. O iş hele bir de sigortalı ve maaşlı bir şey yapabiliyorsa biz onu böyle başarılı addetme gibi bir eğilimimiz var. Abi algılarımız, zihnimiz öyle bir çarpılmış ki yani çok basit şeyleri saatlerce anlatabildiğime bazen ben inanamıyorum. Mesela basit bir şey var, basit bir gerçek var aslında. Bu dünyada bir tane başarı var. O başarı da gerçek anlamda başarının öz kelime anlamı itibariyle kendin olabilmeyi becermek ve öyle yaşayabilmek. Şimdi bu ister üretim yap, ister rutin bir iş yap, ister konuş, ister koş, ne yapıyorsan yap. Ama kendin öyle olduğun için bir şeyi yapabiliyor olmak ve bununla hayatını sürdürebiliyor olmak. Benim çabasız yaşam dediğim bir şey var. Ona ulaşabilmek başarı. Mesela ben şu anda kendimi bu açıdan büyük oranda başarılı görüyorum. Bugün 5. saattir konuşuyorum. Yorulmadım Allah'a şükür. Mesela bu mesai olarak 5 saat taş taşsam muhtemelen perişan olurdum. Böyle ekmeğini kazanan insanlar da var. Ama mesela ben onu yapsam bu kadar iyi hissetmezdim kendim. Ama bu arada konuşmak da kolay geliyor ama hakikaten bazen çok tüketici bir şey olabiliyor. Bunu yapabildiğim için ben hem çok şanslı hem de kendimce başarı nasip olmuş bir insan olarak kendimi görüyorum. Ha, onun yanında işte bazı arkadaşlar dertleniyor. İşte şeyi hiç unutamıyorum. Gene burada analım. Sevgili Dursun Aliyaz. Bizi sen tanıştırdın. Senin yaptığın en hayırlı işlerden birisi olabilir. Ya bir gün hatırlıyorsun işte onunla konuşurken bana hayalin planın nedir diye sormuştu. Ben de dedim bir tane böyle büyük Goldwing gibi motor alacağım. İşte Avrupa'yı gezeceğim. Benim dedim emeklilik planım bu. Biraz yedik içtik falan. Yarım saat geçtikten sonra Dursun Aliyaz'ın tepesi bir attı. Bir anda böyle ben böyle ülkenin falan dedim ne oluyor abi ya dedi koca profesöre dedi kurdurdukları hayale bak. Sana dedi her seferinde bir Goldwing almaları lazım. Abi dedim dur sakin yani dünya öyle bir yer değil. Yani bizim uğraştığımız iş popülarite anlamında ya da nasıl diyeyim kapital getiri anlamında o kadar büyük bir şey olmadığı için ben zaten bu bağlantıyı önceden kestim. Fakat bende de patolojik bir taraf vardı. Ben bir ara paradan tiksiniyordum mesela. Yani bu hayatımın mümkün mertebe dışında olsun diye ve o nedenle para kazanamadım uzunca bir süre. Yani bu normal maaşlı devlet memuruyken bile o parayı elimde de tutamadım, kullanamadım da. O ilişkimi düzeltmek için birkaç sene çalıştım. Paranın bir araç olduğunu öğrendim. Bunun da yine Dursun Aliyaz'ın bakış açısı çok önemli katkılar yaptı. Hele o en son bir tane ruhsat vermişti. Abi 50 yaşından sonra tasarruf yapılmaz, bulduğunu yiyeceksin diye bayıldım ona. Çünkü dedi biriktirsen yaşayacak kadar ömrün olmayabilir. Dolayısıyla keyfine bak falan.
bu ilişkiyi düzelttikten sonra o başarı hissini daha iyi yaşayabiliyorsun. Ama geçenlerde bir yerde geçti, nerede bilmiyorum. Liderin alışkanlıkları kurumun kültürünü belirler diye bir laf etti birisi. Liderin alışkanlıkları. Şimdi burada lider bir kişi olabilir, bir kurum olabilir, bir işte yönetici kadro, bürokrasi ya da bir fikriyat olabilir. Bir nasıl diyeyim, kültür olabilir bu. O bizim davranış değişikliklerimiz, davranış kalıplarımız bir süre sonra bizim bütün yaşam biçimimize dönüşüyor. Bizim kültürümüzü oluşturuyor. Şimdi bakıyorsun abi, herkes ekmek parası diye bir şeyin peşinde koşuyor. Adam pasta yiyor, gene ekmek parası için çalışıyor. Ya hiç sorgulamıyoruz. Biz gerçekten para için çalışılır mı? Para uğruna çalışılacak bir şey midir? Ömrün boyunca çalıştığında aldığın parayı ne yapacaksın sorusunu kimse sordurmuyor bize yolda. Ama çok para biriktirdiğin için başarılı addediyorsun. Sonra da Instagram'da şey geliyor. İşte en güzel yatağı alırsın ama uykuyu satın alamazsın. Ben hemen bunu arkadaşlarla paylaşayım yapıyorum. Lan paylaşma. Bunun üzerine bir düşün. Bir düşün. Yani ömrünü heder ediyorsun. İki kuruş daha fazla kazanacağım diye. Ama bu söze bayılıyorsun. Niye bu söze bayılıyorsun da onu yapıyorsun? Bilinç ve farkındalıkla karar alabildiğim her an benim için başarı. Yani bir durup da mesela böyle bir mesaj üzerine düşünebildiğim her an benim için başarı olduğu için de açıkçası o dengeyi kurmakla çok uğraşmıyorum. Ben mesela son birkaç senedir sağ olsunlar özellikle Açık Bey'in Yılmaz takipçileri. Bugün de özellikle hatta Galata'da 3 tane arkadaşımızla bir kahvede içtik. Yoldan beni bir çevirdiler. Güzel, hoş bir muhabbet oldu. Yani baya baya bir destek hissediyorsun arkanda bunları yaparken. O destekler sayesinde de benim gamım, kederim yok. Yani çeşitli zorluklarımız var. Maddi sıkıntı çektiğimiz dönemler oluyor. Bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. İşte ülke habire bir pozisyon değiştiriyor. Ama benim bunlar çok umurumda olmuyor. Çünkü yapabildiğin şeyi, yapabileceğin şeyi yapabildiğin bir hayat bence yeterli. Ve hani kapital konusunda da yıllar evvel rahmetli Victor Ananias'la bir sohbetimizde demişti ki sen değer üret, onun maddi karşılığı zaten gelir. Değer karşılığı çeker. Ama biz hep parasal karşılık için çalıştığımızdan değer üretmeyi unutuyoruz. Ben mesela hani Allah'a şükür bundan sonra çok ciddi bir maddi sıkıntı çekebileceğimi pek düşünemiyorum. Hani Allah saklasın tabii, bilemem ama yani biz ortaya devamlı bir şeyler koyup üretmekle uğraştığımız için... Tabii bu beklentinin büyük olmamasından kaynaklı. Tabii canım. Yani Maserati'nin bakım parasını yıllık nasıl ödeyeceğiz yani diye bir sorunun olmadığı için... Allah'a yani şükür. Maddi sıkıntı çekmeyeceğim derken ki demek istediğin şey bu yani. Yani normlar dahilinde bir hayat yaşadığın için o standartların devam edeceğini düşünüyorsun. Çünkü bak yani o başarı hissiyatı yata kata ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ben ne yapacağım şimdi abi? Yani rahatım bozulacak, onun bakımıydı, kaptanın parasıydı, abi gözünü seveyim kim uğraşacak? En iyi yat arkadaşın yatı, git gez fıstık gibi işte canın istiyorsa ya da kirala şuradan dön gel. Netice itibariyle o senin hayat doyumunla alakalı bir şey ve doyumsuz insanı başarı havucunun peşinde 10 ömür koşturuyorsun. Şu anda mesela dünyanın yaygın, bence en yaygın manipülasyon tekniği, insanları önce aç bırakıyorsun, yetersiz hissettiriyorsun. Gözünü dışarı çeviriyorsun, kendisiyle irtibatını kesiyorsun. Sonra diyorsun ki bak bu havuç ne kadar güzel, koşarsan yakalarsın. Ömür boyunca koşturuyorsun insanları bunun arkasından ve bu illüzyonu bozmak anlık bir şey. Yani sadece anlık bir şey. Buna birçok insan sinirleniyor ben böyle söyleyince. Hatta bu birkaç gün evvel de oldu bir böyle sohbette, eğitim sohbet karışım bir ortamda. Ya dedim, ya bunları anlatıyorsunuz da dedi, bunları nasıl yapacağız falan dedi. Boş konuşuyorsunuz da getirdi yani. Yarım saat sonra aynı fikre geldik. Yani olabiliyormuş bunlar. Karar verince oluyormuş. Yani mesela kendi üzerimden baktığımda mesela benim temel motivasyonlarımdan bir tanesi aman benim özgürlüğüme helal gelmesin. Aynen. Ana benim sorunum bu. Bana hiç kimsenin hesap... Yanlış anlaşılması helal değil, halal olur. Halal. doğru, bravo. Şimdi helal gelmesin deyince burada Diyanet İşleri'nden ban yemeyelim şu anda. Benim ana sorunlarımdan bir tanesi kimse bana anlık benim istemediğim bir zamanda telefon açıp bir işle alakalı hesap sormasın ya da işte bilmiyorum. Benim mesela ana konsantrasyonum bu. Bunlara zamanında çok tilt olmuşum. Bunun bedelini ödeme başarıymış gibi görünüyor. Bunu yapabildiğim harbiden benim telefonum, bilirsin. Yani hiç kimse... Tabii. Bir haftanın içerisinde 10-15 taneye yakın değişiklikler, değişik yapıyla iş yapmama rağmen hiç kimse bana telefon açıp da bir öyle bir ilişki modeli kurmadım. Başarılı kabul ettim. Buna bedel ödedim bu arada. Ekonomik olarak da bedel ödedim. Yapıyı ona göre kurdum bilmem ne, ama bunun modelini geliştirmek ya da biçimlemek mümkün. Bu benim kişiliğime göre bir şeydi.
Başkaları bunu çok daha sağlıklı yönetebiliyor. O ben onu duygusal olarak yönetmekte zorlanıyordum. Baskı altında hissediyorum kendimi. O benim özgür tarafımı, yaratıcı tarafımı kısıtlıyormuş gibi geliyor. Bu bir denge. Tabii. O yüzden başarıyı konuşuyorken herkesin kendi özeline ait bir öncülü ardılı var. Başarı kendi geçmişinde şimdi arasındaki oluşturabildiği farkla alakalı gibi görünüyor artık. Tabii. Bu işe gerçekten bu tarz bakış açılarına çok lirik ve şiirsel yaklaşabildiğin için özellikle altını çizerek kullanıyorum. Bu dışarıdaki 30 yaşında, 35 yaşındaki birini anlatması çok zor bir konu oluyor. Yo, aslında kolay. Ben orada deneyim biriktim. O kadar zor değil. Böyle söyleyip kaçınca leh oluyor. Ama oturup 2 dakika konuş, onu bir durdur, bir durdur, bir düşündür. Ondan sonra hiçbir şey aynı olmuyor zaten. Yani insanın bir kere bunu düşünmesi lazım. Şu anda bizi izleyip bu sohbete denk gelip de varsa eğer, nadirdir bizim kanalda ama ne diyor lan bu lavuklar diyen varsa ricam 2 dakika düşünsün bu konu üzerine. Yani sadece 2 dakika çok şey değişecek. Yani sadece duramadığımız için konu etki etmiyor ya da zor etki ediyor gibi gözüküyor ama aslında ediyor. Çok hayati bir mesele bu. Abi ömrünü geçinmek için harcamak en büyük başarısızlık. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Ya bir düşünsene, hayvanlar aleminde milyonlarca tür, bütün canlıları düşün, 10 milyondan fazla tür var bu dünyada. Lan kim yaşası için bu kadar çalışıyor? Herkes lay lay lom geziyor, bizim kedi bütün gün yalanıyor, biz veriyoruz mamasını. Yani tabiatta gezinen aç tok hayatını sürdürüyor abi. Hiç böyle bir kariyer yapayım, onu zorlayayım, bunun ayağına basayım. Yok ki öyle bir sıkıntı. Şu kısırlaştırma mevzusu olmasa kedileri çok kıskanacağım. Şu kısırlaştırma mevzusundan çok uylanıyorum. Benim metan geliyor sürekli aklıma bizim kedilerden. Onun da kariyer planı böyle, sürekli yatalım. Yani o aslında doğal olanı. Yani doğal hayatın içinde yaşamak çabayla olan bir şey değil. Hayat çabalamayla olan bir şey değil. Yani çabalayarak hayatta kalabiliyor musun abi? Hastalık geldi mi ölüyorsun işte, bitti. Yani bu kendiliğinden akan bir süreç. Biz bir şey için çabalıyorsak akıntıya karşı kürek çekiyoruzdur. Bir şeyi ters yapıyoruzdur. Bir şeyi yanlış yapıyoruzdur. Yanlış yerdeyizdir. Oradan bir şey öğrenip devam etmemiz gerekiyordur. Ama biz ısrarla ömrümüz boyunca bütün enerjimizi o akıntıya karşı ilerleme çabasıyla yerimizde sayarak geçirebiliyoruz. Zaten geri gidiyoruz. Bunu fark etmek çok zor değil. Yani artık dönemin insanı belli bir farkındalık üzerinde. Yeter ki 2 dakika bir durup bir düşünebilsin bu konunun üzerinde yani. Ben bir örnek vereyim mi? Bu yakın zamanda oldu. Arkadaşımı mağdur etmemek için kelimelerimi dikkatli seçeceğim. Çünkü bazen böyle bir şey medyaya yansıdığında daha kötü olabilir. Ağır mobbinge uğrayan bir akademisyen arkadaşım var. Ama ben de zamanında çok yaşadığım için, yani ağır bir mobbing, neredeyse benim yaşadığım gibi. Ve tamamen umudu kırılmış, bazen sadece sümük ağlıyor, bazen böyle depresyona giriyor. Ve ona sıklıkla bunların onun hiçbir şeyini etkilemeyeceğini, kafasına göre davranabileceğini, hatta kanunen bu konuda %100 haklı olduğunu, mesela devlet kurumlarıyla yaptığı işlere izin vermiyorlar üniversiteden. 3-5 tane kifayetsiz kerkenez bu sırf ekstra bir şey yapıyor diye bunun ensesine çökmüşler. Yani buna eziyet ederek kendilerini var ve başarılı hissetmeye çalışıyorlar. Sonra bu arkadaşım bir avukatla temasa geçmiş. Avukat buna mobbing, şu bu işte görevlendirmeler, o bu yasal konuda bir bilgi vermiş. Birkaç gün sonra yüzünde güller açarak beni aradı, tamam mı? Hocam öyleymiş, hocam böyle dedim, dedik sana. Yani kendi zihinsel çerçevemiz dışında bizi hapseden, rapt eden, yönlendiren, manipüle eden başka bir şey yok. Bunu fark ettiğin zaman bir açılıyorsun. Ben isim de vereyim. Başkent Üniversitesi'nde bir psikopatım elinde 5 sene geçirdim. Ve o bende gerçekten bir hastalığa sebep oldu. Yani o zaman bilmiyordum ama. O zaman genç ve tıfıl bir zihindeydim. Sonra yeterince zorlanınca bir ayıldım. Baba dedim ne oluyor ya? Ondan sonra kaptırdık gittik zaten. Yani her şey kendi yoluna girdi. Ama ömür boyu bununla mücadele edip kötüleşen insanlar var. İşte buna katlanan bu en büyük başarısızlık. Başarı biraz kendinden yeni bir şey çıkar. Tamam, sıkıntı çektin, o sana bir şey anlatıyor yani. O anlattığı şeyi al. Mesela bu arkadaşım hiç kimseyle, tanıştığı hiç kimseyle olan tanışıklığını ilişkiye dönüştürmüyor. Ben bir sürü yerde kuvvetli insanlarla tanışıyor. Sanatçı birisi olduğunun çevresi geniş. Ama hiçbirini bir daha aramıyor. Dedim ki bak araman lazım, konuşman lazım. Şimdi yapıyor yavaş yavaş ve çok büyük etkilerini de görüyor. Yani gözümüzün önünde her zaman da İşte biri bize demeden, sen sevmiyorsun ama acık koçluk yapmadan bu taraflara dönemiyoruz yani. Evet doğru, yani fark etmeye bir neden bulmak ya da fark etmeye bir biçim bulmak gerekiyor. Hani bu sohbetin zemininde altını çizdiğim konuda şey oluyor olsun. Yani bu dönem
şu pazarlamanın, iletişimin temel materyallerini kullanarak popüler olmanın, bir meziyete sahip olmadan bir ekonomiye sahip olmanın belli fırsatlarının olduğu bir dönem. Yani karakterin, evet, kişiliğinin uygunluğuna göre. Ama bu başından sonuna ziyan bir süreçmiş gibi görünüyor. Yani burada hep ekonomi karmaşıklaştırılıyor, konuşurken karmaşıklaştırılıyor. Bu o kadar zor bir hikaye değil ve başarı sadece kapitalin içerisinde birikmiş bir kelime değil. Yani kapitalinle ölçülebilir bir kelime değil birbirimize bakarken. Gerçekten birbirimizin yaptığı şeyleri, ürettiği bilgileri ölçmek için kapitaline bakmadan, bundan ne kadar para kazandığına ya da bunun ne kadar ünlü olduğuna göre, senin ürettiğin bilginin kaliteli olduğuna bakmadan, ihtiyacına ya da insanların ihtiyacındaki karşılığına göre değerlendirmenin bir başka bakış açısına da ihtiyaç var başarı kelimesiyle alakalı. Ağ toplumundayken çok fena çözülüyor. Çok. Yani geçen... Ağır manipülasyonun, evet, en temel noktası. Evet, geçen sohbetlerimizden bir tanesinde senin söylediğin gibi, yani çocukların kurumlar ve sistemlerle alakalı ilişkileri bu başarı kavramının dezenformasyonu yüzünden kopuyor gidiyor yani hiç. Artık oraları, kariyeri, bilmem ne, planlı, bunları umursamaz duruma geçiyor. Çünkü artık buralar baş edilir bir sistem barındırmıyor kendi içinde. En çok hangi meslekten para kazanırım arayışı içinde olan insanın iki soruya cevabı yok bak. Bir, sen ne yapmayı seviyorsun? İki, parayla ne yapacaksın? Bak, başının ve kıçının şeyi yok, cevabı yok. Ama o para kazanacak şeyi aramayı ezberlemiş bir yerde. Halbuki parayı kazansa bile ne yapacağını bilmeyen bir adam niye para kazanıyor? Kazanmaz. Ezberletilmiş söylemler oluşuyor. Dünyayı gezeceğim, motor alacağım, yat alayım, şurada tatil yapacağım gibi şeyler oluyor. Halbuki bunlardan bir tanesini seçip konsantre olsa kim olursa olsun zaten yapar. Yani burada profesyonelleştiğinde onun bir şekilde yolu, ekonomisi ya da biçimi açılıyor. Sorun bu isimleri ya da bu yapılacağını söylediğin şeyleri dizerek bir statü almaya çalışma hali. Bak şu anda yeni bir farkındalık için paranın yeni bir zararını buldum. Daha doğrusu paranın değil, aşırı servet sahibi olmanın, zenginliğin. Dedin ya, bir şeye konsantre olursan onu yapmanın bir yolu var. Gerçekten ben hayatımda hep böyle gördüm. Yani biri bir şeye kilitleniyorsa onu yapıyor eninde sonunda. Er ya da geç. Fakat para multipotent, her şeye kadir bir şey gibi gözüküyor ya. Parayı elde edince her şeyi alırım sanıyorsun. Elde edince hiçbir şey alamıyorsun. Çünkü ona konsantrasyonun yok. Dolayısıyla o para da bir işe yaramıyor netice itibariyle. Bu çok tehlikeli bir şeymiş. Şu anda bir kere daha fark ettim. Hedeflediğin şeye gitmek üzere para kazanmak harika. O harcadı. Bu arada Mustafa Acungil söylemişti. Harcadıkça artan şeyin zenginisin diye. Mesela bak böyle bir şeyde, böyle bir hedefin olduğunda kazandığın parayı harcadığında o paranın arttığını da müşahede ediyorsun. Çünkü senin hedefine doğru yaklaştırıyor. Senin o yolda istediğin karlılığın artıyor, bilmem ne oluyor. Ama odaksız olarak sadece parayı toplayayım diyorsun. Toplayabilirsin. Yaparsın, açarsın bir güzellik merkezi misler gibi. Değil mi? Yaparsın yani. Görüyoruz, medyada örnekleri var. Bak arkadaşların ikisini çekiyorum. Ne? Ama ne oluyor işte onun sonunda? Yani illa herkes hapse girmek zorunda değil. Ama elde ettiğin parayla ne yapacağını bilmedikten sonra hiçbir işe yaramaz. 3 yaşındaki çocuğun elindeki jiletten daha tehlikeli bence. Ne yapacağını bilmeyen insanın elinde para. 30'lu yaşlar civarında benim bu markalaşmayla ilgili yaptığım çalışmalardan kaynaklı birçok insan geliyor. Ve onların konsantrasyonlarına baktığımda arka tarafta böyle düzgün bir amaç belirlemeye zihinlerinin yapısının uygun olmadığını fark ediyorum. Orayı bir formatlamadan orada ilerlenmiyor. Çünkü masaya gelir gelmez devamlı kapital başarıyı kovalayarak geliyor. Bugün öyle yaparız. Bugün şömine satarız, yarın radyo satarız. Orada da böyle yaparız. İşte satmayı satarız falan. Yani hani burada, halbuki orada bir yetenek yok, orada bir başarı da yok. Orada yani bunları işte birazcık şans ve doğru tuşlara peş peşine basınca ola gelen bir süreç oradaki hikaye. Bu arada aynı ola gelenin sürdürülemez olduğunu da biliyorsun. O ola gelenler bir hype yapıyor, sonra düşüyor falan. Hep devamlı öyle hareket ediyor bir şey. Halbuki bir konsantrasyonla gelen, ya ben şu eski radyoları toplayacağım, işte tekrar onları düzenleyeceğim, tekrar bunları satışıyla alakalı bir alan açacağım, hem de bunları dünyada yapacağım falan. Mesela buna mı, niye? Seviyorum eski radyoyu, anlamlı buluyorum, bence çok değerli, ikonik olarak bir karşılığı var. Şimdi bunu konuşmaya başladığında itibaren bu o kadar verimli bir sürü şeyi doğuruyor ki. Hani sohbet etrafındaki bütün şartları da sana çevirmeye çeviriyor. Başlıyor. Şimdi bu işi yaptım ve işin kendisi iyi para kazanmadı. Sen kötü bir iş mi yaptın? Bence çok başarılı bir iş yaptın. Yani para kazandı ya da kazanmadı. Bu başka bir başka değişken barındırıyor ya üzerinde. Öğrenilmiş davranış kalıpları deyince abi aklımda bir tane karikatür var. Gerçi Selçuk Ercan çok dava açıyormuş ama karikatürlerini yayına. Öyle olmasaydı YouTube videosuna koyardık bir tane. Mağarada, mağara adamları. Herkes böyle duvara yaslanmış, uyumaya çalışıyor falan filan. Herkes ayakta. Bir tanesi yere yatmış diyor ki lan bir şey keşfettim çok güzel.
Şimdi herkes ayakta böyle perişan ama uykusuzlukla görmüşsen bu yere yatmış mışıl mışıl uyuyor. Ya çok basit hamleler yani. Doğama uygun olan nedir diye soracaksın abi. Yatacaksın, uyuyacaksın işte itibariyle. Ama işte bu bazen çok zor oluyor. Çünkü herkes öyle yapınca senin de öyle yapasın geliyor. Maalesef sürü canlısıyız. Yapacak bir şey yok. Yani işte o başarı kavramını alacağız ki kız bulabilelim, saygınlık bulabilelim falan, korunma bulabilelim falan. Öyle şeyler lazım yani. Şimdi bu arada yani hakikaten mesela şu anki Sinan Canan'ı başarılı gören insanların, sen başta olmak üzere, neyi başarılı gördüğünü hiç bilmiyorum ama sen bana tabii çok yakınsın. Senin orada algın muhtemelen bana yakındır. Ama muhtemelen benle tanışıp bir 15 gün falan geçse bu ne lan diyecekler. Yani dışarıdan hiç böyle gözükmüyordu. Nasıl görünüyorsa artık, çünkü o başarılı adettiğimiz insanlara da atfettiğimiz başarının onlarla bir ilgisi olmayabilir. Yani biz onlarda bir şey görüp ona bir şey atıyoruz. Halbuki o kişi o yüzden başarılı değil ki. O değil ki onun konusu. Biz onda görebildiğimiz şey sadece o. O nedenle bu kendimize baktığımız prizmayı da çarpıtıyor. Yani başarının ne olduğunu zannediyoruz. Hayır, değil. Mesela ne bileyim, çok ünlü bir sanatçı zengin ya da ünlü olduğu için değil, saatlerce evinde gitar çalıp terennüm ettiği için başarılı. Onu sevdiği için, sahnelerde hoplayıp zıpladığı için değil. Ya da ne bileyim, Sinan Can'dan vıdı vıdı konuştuğu için değil, manyak gibi saçları dökerek okuduğu için kendini daha başarılı hissediyor. Yani bu işin öyle bir tarafı da var. Zahmetsiz rahmet olmuyor yani. Evet, yani bunu bir kez başka yerlerden değerlendirmiştik. Bir kez de bu şu kapitalle karşılaştırarak bir değerlendirmek lazım. Masada konuşuyorken iyi ama abi işte parada kaybeden falan konuşmalarını kesmek için bu konuşmayı yapmak istedim özellikle. Kesemezsin abi onu. Yani şimdi sen burada konuşacaksın Açık Beyin'de, YouTube kanalında. Bu arada para lazım. Yani tabii. Buradan şey anlaşılmasın yani. Yani para da lazım diye o kadar mağarada yaşarız falan. Şimdi buradan çıkınca bankamatiğe gideceğim abi. Yok, para kalmayacağım da para lazım yani. Benim iddiam paranın, yani gerçekten değerli ve kullanılabilir paranın bu tarif ettiğimiz başarıdan sonra geldiği ile alakalı. Elbette. Tutarlı ve sürdürülebilir, biriktirilebilir para böyle oluşuyor ile ilgili. Yani benim gibi parayla sorun yaşamayın. O iyi bir şey değil. Parayla barışın. Kötü bir şey değil. Para bir aygıt. Ama ona tapmayın da. Yani gerek de yok. O şey çizgisi çok ince. Yani o parayla ilişkimi düzelteceğim diye bir anda parayı şeyh yapma moduna geçebilmek de çok kolay. Bir sarkaç çünkü bu. Bir uçtan öbür uca. Yani beni burada hala bir şeyler tuttuğu için şükrediyorum. Yani lazım, tamam, eyvallah, ama o kadar da değil be abi. Ne olacak? Hava bedava, su bedava kardeşim. Şairin dediği gibi rahat olmak. Çok da şey yapmamak lazım.